evimizin bir odasını ele alalım. Bu odada nasıl bir yaşam alanı oluşturmak istiyorum sorusu çok önemli. Eşyalarımızı çünkü ona göre seçmeliyiz. Duvar rengimizi ona göre belirlemeliyiz. Yani açık renkler kullanmalıyız küçük odalarda. Ayna kullanmalıyız derinlik algısı yaratması açısından. Çok amaçlı eşyalar kullanmalıyız. Çok amaçlı eşya derken ne yapabiliriz? Küçük bir odamız var ama aynı zamanda hem misafir ağırlayacağız hem kendimiz orada oturacağız. Kalabalık bir grup geldiği zaman da onlara da farklı oturma alanları yaratacağız. Puflar, içi sandıklı puflardan orta sehpa oluşturabiliriz. İçlerine kırlentlerini koyabiliriz. Bir kalabalık bir grup geldiği zaman kırlentleri üstüne koyarak bir tabure konumuna sokabiliriz. Orta sehpa kullanıyorsak muhakkak raflı olmasına dikkat etmeliyiz. Yan sehpaların açılır kapanır olmasına tercih edebiliriz. Kapandıkları zaman çok küçük alanlar kaplarlar. Köşeleri değerlendirebiliriz. Köşe rafları kullanabiliriz ya da köşe dolaplar kullanabiliriz. Bunlar bayağı az yer kapladıkları için çok uygun olurlar. Uygun olan mesela duvarlarda raf sistemleri kullanabiliriz. Gene diyelim ki işte odamız içerisinde büfe ya da işte vitrin tarzı bir şey kullanmak istiyoruz ama yerimiz yok. Bunu raflarla çözebiliriz. İstersek o rafların önüne işte poster asabiliriz. Belki şık böyle örtülerle sevimli bir hava yaratabiliriz. Hani bu yaşadığımız yere işte kendi kişilik yapımıza, stilimize uygun olarak seçebileceğimiz alternatifler arasında. Depolama alanları çok önemli. Çekmece işleri çok önemli. Gene çekmece içlerinde kullanacağımız bölücü aparatlar, işte küçük kutular bunlarla depolama alanları yaratarak işte küçük alanlarımızı değerlendirebiliriz. Eşyalarımızı oralarda gizleyebiliriz. Portatif böyle güzel dekoratif gene kutuları işte evimizin müsait olan bir köşesine koyarak içinde kalabalığımızı ama tabii ki dağınık bir şekilde koymadan muhafaza edebiliriz.